Arkadaşlar tabii vocabulary'den, kelimeden bahsettim ama gramer konularımız da bizim için çok önemli. Dil bilgisi konularımız. Öyle değil mi? Mesela bir simple present tense'i düşünün. Simple past tense'i düşünün. Future tense'i düşünün. Comparative'leri düşünün. Present continuous tense'i düşünün. Bunların hepsinin ayrı ayrı bizim için önemi var. İngilizce bir bütün içerisinde öğreniyoruz. Aktif bir şekilde kullanmamız ancak bu şekilde mümkün olacak arkadaşlar. Evet, arkadaşlarımız da katıldılar gördüğüm kadarıyla. Evet, arkadaşı eksik olan var mı? Sanki yok gibi. Az önce de 7 saymıştım ben. Şimdi sevgili arkadaşlar, konu anlatımımıza başlayacağız. Öncelikle hepinizin sesini kapatacağım. Bir konuda anlaşalım. Konu anlatımına artık geçtiğimiz için hani soru cevaba gerek yok. Eğer ben hani bir soru yöneltirsem chat bölümünden cevaplarınızı yazabilirsiniz. Ben buradan işte söylerim efendim. Beyza Nur yazmış, Güzel Naz yazmış, Sıla yazmış şeklinde. Bunu ifade ederim. Bu arada Sıla beni duyabiliyor değil mi? Az önce seste bir problem yaşamıştı sanırım. Evet diyebilirim Şu hocam. anda süper. Şu anda kimsenin problemi yok gördüğüm kadarıyla. Bir şey hatırlatmak istiyorum. Bu işlediğimiz dersleri videomuz dersimiz bittikten sonra yine bu panelden video olarak tekrar ulaşabiliyorsunuz. Tamam mı? Hani konu anlatımını dinledik, hani kayboldu gibi düşünmeyin. Oradan bunlara ulaşacaksınız. Bir de soru hattımız var. O telefon numarasını size verdiler diye düşünüyorum. Tahmin ediyorum. Oraya sorularınızı gönderebilirsiniz. Ben sorularınızın cevaplarını sizlere yazarım. Şimdi hepinizin sesini kapatıyorum. Anlaştık Hocam. mı? Buyurun. Hocam. Buyurun. Beyza anlatsa. Beyza. Evet, Beyza seni dinliyorum. Siz anlatırken biz yazıyoruz ama Heh. yavaş yaptığımız için siz oraya geçiyorsunuz. Şimdi zaten az önce yaptıklarımız bir revision'dı ya, hani geçen yılın tekrarıydı ya. Bunlar sadece hatırlıyor muyuz diye şöyle bir baktık. Zaten dediğim gibi videoyu açıp tekrar izlerken onları yine göreceksiniz. Anlaştık mı? O şekilde halledebilirsiniz. Bir de size farklı bir alternatif daha sunayım ben. Eğer hani elimin altında olsun diyorsanız oradan belki bir görüntüsünü çekebilirsiniz, fotoğrafını falan. Öyle de bir alternatif olabilir sizler için. Şimdi seslerinizi kapatıyorum. 7. sınıf 1. üniteyle başlıyoruz. Sesim az hocam. Sesim az geliyor. Hemen sesimi yükseltiyorum. Şu anda nasıl? İyi mi sesim? Hayır mı? Hala az. Hala az. Telefonlarınızın seslerini ya da bilgisayarınızın seslerini bir açmayı dener misiniz? Çünkü şu Hocam an... benimki Heh. açık da Heh. sesiniz hala şey geliyor, sessiz geliyor bu. Kısık geliyor, değil mi? Evet. Hemen bir dakika, ben bir teknik bir bakayım. Evet. Hemen ben ilgileniyorum. Bunu sen. Evet, ses problemimizi hallettim. Şu an nasıl? İyi. Tamam. Ses problemimizi az önce ben hallettim sizin için. Şimdi seslerinizi kapatıyorum. Anlaştık mı? Ve konu anlatımına başlıyorum. Bana yazmak, sormak istediğiniz bir şey olursa chatten ifade edin ya da hani hocam duyamıyorum falan gibi bir şey olursa chatten yazın. Ben hemen müdahale edeceğim. Evet, dersimizin bir bakalım. Evet arkadaşlar. Evet, hepinizin sesini kıstım şu an. Arkadaşlar, 7. sınıf 1. ünitemizde Ben benim açık. Aa, kimi unuttum acaba?
Evet, Beyza Nur sensin değil mi? Seni de kıstım. Evet, şimdi oldu. Appearance and personality, dış görünüş ve kişilik, yani karakter anlamına geliyor. Arkadaşlar önce konu anlatımımızın içeriğine, yani content bölümüne bir bakalım. Content arkadaşlar ne demekmiş? İçerik. Bakın sonraki derslerimizde hep bu kavramları ben kullanacağım. Bunları lütfen öğrenelim. Content, içerik anlamına geliyor. Yani ben birinci ünitede sizlere neler anlatacağım. Arkadaşlar öncelikle bugün vocabulary list, yani kelime listemize bakacağız. Arkasından adjectives about physical appearance, fiziksel görünüşle ilgili sıfatlarımıza bakacağız. And personality ve karakterle ilgili sıfatlarımıza göz atacağız. Describing characters and people. Evet, insanların ve bazı karakterlerin tanıtılması, tasvir edilmesi. Making simple comparisons. Arkadaşlar birinci ünitemizde karşılaştırma cümlelerini, yani comparative adjective'leri hep birlikte göreceğiz. Evet, öncelikle kelimelerimizle başlıyorum arkadaşlar. Alone, yalnız, tek başına. Bald, kel. Hani saçları olmayan insanlara biz ne diyoruz? Kel diyoruz değil mi? Cheerful, neşeli. Creative, yaratıcı, üretken. Curly, kıvırcık. Tabii burada neden bahsediyorum? Saçlardan değil mi? Mesela she has got curly hair dediğimde onun kıvırcık saçları var demiş oluyorum. Cute, şirin. Easygoing, kolay anlaşan. Hani insanlarla arası iyi olan anlamında. Good looking, güzel ya da erkekler için düşündüğümüzde yakışıklı. Bakın bayanlar için de erkekler için de good looking'i kullanabilirim. Güzel ya da yakışıklı. Hazel, Ela. Arkadaşlar bu bir göz rengi. Headscarf, şal. Evet, görselimizde bakın zaten bir tane headscarf'ımız var değil mi? Şalımız var arkadaşlar. Kelimelerimizi not alabilirsiniz ya da resmini çekebilirsiniz. Çünkü önümüzdeki hafta ne yapacağız? Ben size bu soruları sorarak başlayacağım sevgili arkadaşlar. Lovely, sevimli. Medium height, orta boylu. Bakın medium, orta. Height, yükseklik, boy. Middle aged, orta yaşlı. Mesela 40 yaşlarındaki insanlara middle age diyoruz değil mi? Nervous, sinirli. Nice, hoş, sevimli. Old, yaşlı. Old kelimesini zaten çok iyi biliyoruz değil mi arkadaşlar? Outgoing, dışa dönük, sosyal. Personality, kişilik. Zaten bakın ünitemizin isimlerinden bir tanesi personality, kişilik. Plump, balık etli. Hani fat değil ama slim de değil. Yani şişman değil, zalıf, zayıf da değil. Plump, balık etli. Quiet, sessiz. Evet, not almak isteyen arkadaşlarımız için yine şöyle azıcık bekliyorum. Ne yapıyoruz? Kelimelerimizi renkli kağıtlara yazıyoruz. Odamıza yapıştırıyoruz. Ya da minik minik yazıp kelime kutumuza atıyoruz. Hepsini teker teker ezberliyoruz. Arkadaşlar shy, utangaç. Smart, akıllı. Size bir şey söyleyeyim mi? Hani bu bizim elimizde kullandığımız telefonlarımız var ya, cep telefonlarımız. Bunlara smartphone deniliyor değil mi bazılarına? Yani akıllı telefon. Evet arkadaşlar, smart akıllı anlamına geliyor. Thoughtful, düşünceli. Örneğin bir arkadaşımı düşünün. Elizabeth always helps other people.
Elizabeth her zaman insanlara, başkalarına yardım eder. She is a thoughtful person. O düşünceli bir kişidir diyebilir miyim? Tabii ki diyebilirim. Bakın burada bir tane beyefendi var. Ne yapıyor böyle? Elini koymuş, düşünüyor değil mi? Bu şekilde de düşünebilirsiniz. Thoughtful. Hani böyle kara kara düşünen anlamında. Ya da kibarlık yapan, insanlara yardım eden insanlara da biz thoughtful diyebiliyoruz. Aa, ne kadar düşüncelisin anlamında. Attractive. Evet, etkileyici, harika. Evet arkadaşlar, bayanlar için de kullanabiliriz, erkekler için de kullanabiliriz attractive kelimesini. Blonde ya da blonde. Bakın buradaki E harfi arkadaşlar optional'dır. İster kullanırsınız, ister kullanmazsınız. Sarışın ve slim, ince, zayıf. Straight, düz. For example, I have got straight hair. Benim düz saçlarım var anlamında kullanabilirim. Well-built. Hani bazen böyle spor programlarında falan görüyoruz değil mi? Böyle kaslı kaslı insanlar, kadınlar, erkekler. Well-built arkadaşlar, kaslı, vücudu yapılı anlamına geliyor. Overweight. Mesela bir fat var değil mi? Hani şişman anlamında. Bir de overweight var. Yani fatten daha da fat böyle. Aşırı kilolu. Fair hair. Kumral saç. Yani blond kadar sarışın değil ama böyle brown ya da black kadar, kahverengi ya da siyah kadar da koyu renk saçlara sahip değil. Fair hair arkadaşlar, kumral saç anlamına geliyor. Evet, kelimelerimize şöyle bir baktık. Arkadaşlar, kelimelerimizi ezberliyoruz. İstediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz. Yazma yöntemini tavsiye ederim. Etrafa asma yöntemini tavsiye ederim. Arkadaşlar arasında birbirine sorma yöntemini tavsiye ederim. Eminim ki pek çoğunuzun da telefonu var. Mesela telefona bunun fotoğrafını, efendim kelimeleri yazdığınız kağıdın fotoğrafını çekebilirsiniz. Her an yanınızda olur. Açıp açıp bakabilirsiniz. Kelimelerimizin bir kısmı böyle. İleride yeni kelimeler olacak mı? Tabii ki olacak. Evet arkadaşlar, hairstyle. Şimdi appearance'dan bahsedeceğiz, dış görünüşten. İnsanların saç stilleri. Neler var? Bakın, straight hair. Evet, buradaki bayanın, kadının saçlarını görüyorum. Düz değil mi? She has got straight hair. Hemen bakalım. Wavy hair. Böyle bakın, hafif dalgalı. Kıvırcık değil bakın. Yanlış anlaşılma olmasın. Kıvırcık başka bir kelime çünkü. Wavy. Dalgalı. She has got wavy hair. İşte bakın. Kıvırcık. Curly hair. Evet. She has got curly hair. Dikkat edin. Saçları böyle kıvır kıvır değil mi? Evet. Bakın burada bir çizgi film kahramanımız var arkadaşlar. Simpson ailesinden. He has got spiky hair. Biraz moda değil mi artık? Şu anda da biraz moda. Spiky hair. Hani böyle nasıl böyle dik dik saçlarımız varsa we have got spiky hair diyebiliriz arkadaşlar. Ne anlama geliyormuş spiky? Dik. Hair color. Saç rengi. Hemen buradaki hanımefendi tabii ki blond, sarışın. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet, bakın böyle red hair, kırmızı saç. Arkadaşlar kırmızı saç yani red hair İngilizce'de kızıl anlamında değil de daha çok böyle hani belki sizin de tanıdığınız insanlar olabilir arkadaşlarımızdan. Böyle biraz turuncu rengi andıran saç tipi arkadaşlar. Red hair. Ve yine bakın. Ginger hair. Bakın boyanmış kızıl saç. Bunun İngilizce'deki tam karşılığı ginger hair. Anlaştık mı? Bu renge ginger adını veriyoruz. She has got ginger hair. Bakın böyle kapkara, kopkoyu değil mi?
She has got dark hair. Evet, koyu renk saçları var diyoruz arkadaşlar. She has got dark hair. Siz de mesela kendinizle ilgili bana buraya chat bölümüne cümleler yazarsanız, değil mi arkadaşlar? Bakın hemen burada arkadaşlarımızın yazdığı chatleri ben size okuyayım. Fotoğrafı çekebilir miyim demiş. Hangisini çekemediniz? Evet, bir arkadaşımız yazmış. Plump, tombul diye öğrenmiştik. Doğru arkadaşlar. Tombul ama bakın fat kadar şişman değil. Balık etli ve tombul kelimeleri İngilizce'de, Türkçe'de zaten aynı anlama geliyor. Evet, arkadaşımız yazmış. Thin zayıf demek değil mi? Evet arkadaşlar. Hemen thin'i de not alalım. Doğru. Thin de zayıf demek. İleride gelecek arkadaşlar yine tekrar. Thin ve slim zayıf anlamına geliyor arkadaşlar. Böyle hoş bir zayıflığı olan insanlara. Anlaştık mı? Sorularınızı cevapladım. Siz de mesela kendi saç renginizi ya da hair style'ınızı, saç türünüzü bana buraya yazarsanız ben de onları arkadaşlarınızla paylaşırım. Mesela ben kendiminkini söyleyeyim size. İlk baştakinin fotoğrafını çekememiş arkadaşlar. En başa dersimiz bittiğinde döneceğim, bana tekrar hatırlatmanızı rica ediyorum. Eğer unutursak, dönemezsek de ders videomuzu tekrar izlerken fotoğrafını çekebilirsiniz arkadaşlar. Bakın, ben size söyleyeyim. I have got straight hair. Renk olarak söylersem eğer, I have got fair hair. Benim saçlarım mesela kumral arkadaşlar. Biraz böyle sarıyla koyu renk arası. Yine I have got straight hair. Sizden yazanlar var. Bakın, arkadaşımız demiş ki dalgalı siyah. Nasıl diyebilirsin bunu İngilizce? Diyeceksin ki I have got wavy black hair. Ya da diyeceksin ki I have got wavy dark hair. Dark'ı da kullanabilirsiniz değil mi? Yine arkadaşımız yazmış. Evet. I have got, Beyza Nur için söylüyorum, wavy fair hair. Sıla için söylüyorum, I have got straight fair hair. Evet, siz de bana İngilizce yazabilirsiniz değil mi bunları? İngilizce yazanlarınkileri de okumaya devam edeceğim arkadaşlar. Devam edelim. Evet, kahverengi düz saçı olan birisi varmış. Diyelim ki, nasıl söyleyeceksin bu cümleyi? I have got straight brown hair. Anlaştık? Düz kahverengi saçlarım var. Hadi devam edelim. Evet, brown hair, kahverengi saç. Black de kullanabilirsiniz değil mi? Mesela siyah rengi olan birisi de black hair diyebilir ya da dark hair diyebilir. Evet, bir çizgi film kahramanı görüyorum. Bald. Evet arkadaşlar, hemen gösterelim ok işaretiyle. He is bald. Saçları yok ne yazık ki. Kel, değil mi arkadaşlar? Kel. Eye color. Göz rengi. Blue. She has got blue eyes. Green. She has got green eyes. Brown. She has got brown eyes. Ve böyle biraz ara bir renk değil mi? Hazel. For example, I have got hazel eyes. Benim gözlerimde mesela Ela böyle güneş açtığında bazen yeşile maviye dönüşüveriyor. Siz de kendi göz renginizi bana yazabilirsiniz. Ben buradan hem sizi biraz tanımış olurum değil mi? Mesela bana yazın. I have got brown eyes. I have got hazel eyes. Evet, Sıla demiş ki hocam benim de hazel. Evet, o zaman Sıla da diyecek ki I have got hazel eyes. Zeynep yazmış. I have got brown straight hair. Kahverengi düz saçları varmış Zeynep arkadaşımızın. Teşekkür ediyoruz dersimize katıldığınız için. Evet, yine bir arkadaşımız. I have got brown eyes. Kahverengi gözlerimiz var. Evet, yine Casper yazmış kahverengi. Ne diyecek? I have got brown eyes. Evet, hadi devam edelim. Şimdi bakalım. Tamam. Göz rengimize de baktık.
Peki. Build. Build. Yani vücut yapısı arkadaşlar. Build ne? Yapı. Vücut yapısı anlamında kullanacağız burada. Bakın az önce plump sordu ya arkadaşlar. Hani böyle tombul dedik hocam diye. Evet doğru. Tombulla zaten balık etli. Biraz yakın anlamlı Türkçe'de. Aynı anlamlı. Zaten bakın fat ve overweight. Bakın bu beyefendi bayağı şişman değil mi? Mesela bundan daha böyle daha çok şişman birisi olsaydı o zaman o da overweight olurdu. Aşırı kilolu. Bu görsel için her ikisini de düşünebilirsiniz. Ama buradaki hanımefendi için böyle bir aşırı bir tombul değil, değil mi arkadaşlar? Böyle aşırı şişman değil. Biz bu arkadaşımıza, bu hanımefendiye efendim tombik, tombul ya da balık etli diyebiliriz. Plump. Zaten biz hanımlar zaten ne düşünüyoruz? Mesela ben kendime bana fat denmesini istemezdim şahsen. Bana demek isterseniz en fazla plump. Yani aa hocam siz balık etlisiniz derseniz ben de ne yapmış olurum? Kırılmamış olurum değil mi arkadaşlar? Bayanlar genellikle, hanımlar bu tür şeylere çok önem veriyorlar arkadaşlar. Devam edelim görsellerimize. Evet yine bir hanımefendi. Evet bir sorumuz var arkadaşlar. En zayıfa ne denir demiş arkadaşımız. Evet en zayıf için de özel bir kelimemiz var arkadaşlar. Şimdi yazacağım size onu. Hemen şuraya en zayıf. Sen çok mu zayıfsın acaba arkadaşımız? Ha bir cevap geldi. Slim dedi arkadaşımız ama arkadaşlar slim normal bir zayıflık. Böyle aşırı zayıf insanlara biz bakın ben sizin için yazıyorum. Skinny. Bir deri bir kemik. Aşırı zayıf. Tamam mı? Beyza Nur sorumuzun cevabı bu. Şimdi görsellerimize devam edelim. Bakın slim'i de göreceğiz. Slim veya thin arkadaşlar. Kimmiş? Beyza Nur sen skinny misin? Çok az mı yemek yiyorsun yoksa? Beslenmene dikkat etmelisin. Arkadaşlar medium weight, orta kilolu. Bakın böyle zayıf değil, efendim plump değil, değil mi? Fat değil, overweight değil, medium weight. Evet. Yemek yemiyormuş arkadaşımız öyle söylüyor bize. Hemen bakalım. Slim ya da thin arkadaşlar. Bakın böyle zayıf, ince, narin. Değil mi? Bizim böyle çok sevdiğimiz kelimeler. Mesela bana lütfen slim deyin. Ya da işte hocam you are slim, you are thin derseniz ben gerçekten çok mutlu olurum. Ve arkadaşımız sordu, hatırlamış olduk. Bakın skinny. Bir deri bir kemik. Zaten Beyza Nur çok yemek yiyormuş ama yine skinny'ymiş. Ben de bir zamanlar öyleydim. Çok yemek yemeden önce. Evet. Age. Peki biz insanları yaş olarak gruplandırırsak. Değil mi? Bakın. Baby. Bebek daha böyle küçücük değil mi? Baby. Child. İşte size bir çocuk. Young. Genç dedim arkadaşlar. Young bildiğimiz bir cümle, bildiğimiz bir kelime zaten. Evet bu beyefendiye bakalım. Middle age. Orta yaşlı. Ve canımız dedeciğimiz old ya da elderly. Arkadaşlar elderly de İngilizce'de yaşlı anlamında kullanılan bir kelimemiz. Anlaştık mı? Bakın insanları bu yıldına göre efendim, eye color'a göre, hair style'a, hair color'a göre, işte weight'e göre değil mi? Kiloya göre sınıflandırmış, gruplandırmış olduk. Neye göre gruplandırmadık bir tek? Boy değil mi arkadaşlar? Evet, bakalım kim uzunmuş, kim kısaymış? Height ne demek? Evet, boy değil mi arkadaşlar? Yükseklik, boy. Bakalım, şurada uzun boylu beyefendiden başlayalım. Tall. Neydi? Uzun boylu. Ortadaki tabii ki medium height. Orta boylu. Hemen Sıla bize yazmış ki ben uzunum. Evet Sıla İngilizce bunu nasıl söylersin? I am tall. I am tall diyeceksin değil mi? Sorry. Nur yine evet yine I am tall. 1.60 boyunda bir arkadaşımız var yine. Evet. Medium diyebiliriz değil mi? 1.60 artık. 1.36 arkadaşlar. Medium height. Zeynep yazmış. Zeynep de tallmış arkadaşlar. Zeynep'i de tanımış olduk. Ve en sondaki
short, kısa boylu. Bakın 3 tane boy alternatifimiz var. Tall, medium height ve short. Bir şey söyleyeceğim size. Ben eminim ki hepiniz işte tall'u, değil mi? Medium height'i ve short'u zaten biliyordunuz. Doğru mu? Height kelimesinin anlamını biliyor muydunuz? Height kelimesinin anlamını bilenler bana chat'ten bir efendim bir ifade gönderebilirler. Yes yazabilirler. Okay yazabilirler. Evet yazabilirler. Height kelimesinin anlamını bilen var mıydı? Evet, Beyza Nur demiş ki bana göre ikiniz de ortasınız demiş, arkadaşlarına yazmış. Var mıydı arkadaşlar height kelimesinin anlamını bilen? Niye soruyorum biliyor musunuz? İngilizce'de evet yes yes yesler gelmeye başladı. Aferin size. Yükseklik boy anlamına geliyor height. Hayır ben bilmiyordum demiş bir arkadaşımız. Bilenler de var, bilmeyenler de var. Artık biliyoruz. Height yükseklik boy. Mesela ben size bir building'in yani binanın, bir apartmanın boyunu da sorarken height'le sorarım değil mi arkadaşlar? Neden bunu soruyorum size biliyor musunuz? Eminim ki İngilizce'de pek çok konuyu, pek çok kelimeyi biliyorsunuz ama adını koyamıyorsunuz. Arkadaşlar bildiğimiz bilginin adını koyalım. Demek ki tall, medium height ve short height grubunda yani yükseklik boy grubunda değerlendiriliyor. Bakın bilgimizin adını koyduk. Hadi bakalım. Describing physical appearance. Arkadaşlar fiziksel görünüşümüzü tasvir etmek, tanıtmak. Describe neydi? Tasvir etmek, tanıtmak, anlatmak. We use to be verb to give information about age. Age'in anlamını bilen varsa yazsın. Hatırlayan ya da az önce de geçti değil mi? Age. Hadi hadi yazın bakalım. Ben yazayım size. Yaş. Hah, Sıla'dan geldi cevap. Evet, yaş mı? Yine bir soru geldi. Evet. Yaş, bakın insanların yaşı ile ilgili bilgi vermek istiyorsak, efendim insanların boyuyla, height ile ilgili bilgi vermek istiyorsak, efendim insanların weight, yazayım mı? Kilo, insanların kilosu ile ilgili bilgi vermek istiyorsak, ne yapıyoruz arkadaşlar? Verb to be'yi kullanıyoruz. Arkadaşlar verb to be'den anladığımız şey ne? Am, is, are. Öyle değil mi? Olmak fiili arkadaşlar İngilizce'de. Am, is ve are. İşte bu üçünü kullanacağız. Ve insanların yaşını, boyunu, kilosunu söyleyeceğiz. Mesela diyeceğiz ki I am fat and stumpy. Ben şişman ve stumpy. Var mı bilen arkadaşlar stumpy'yi? Bir tane çok sevdiğimiz, böyle izlerken çok eğlendiğimiz birisi vardı. Güdük Necmi. Biliyorsunuz değil mi Güdük Necmi'yi? İşte arkadaşlar stumpy kelimesinin anlamı güdük. Hani boyu böyle kısa olan insanlara, efendim böyle biraz küçük kalmış insanlara biz ne diyoruz İngilizce'de? Stumpy. Arkadaşlar aklımıza nereden gelecek? Stumpy Necmi. Güdük Necmi. Anlaştık mı? Bu şekilde kodlayabilirsiniz. Jason is middle-aged. Jason'ın orta yaşlı olduğunu söylerken Jason is middle-aged diyebiliyorum. They are tall and slim. Diyelim ki iki tane arkadaşımız var. Onlardan bahsediyorum. Diyorum ki onlar uzun boylu ve zayıf. Arkadaşlar burada slim kelimesinin yerine ben istersem thin kelimesini de rahatlıkla kullanabilirdim. Note, we use have got, has got to give information about hair and eye. Arkadaşlar, saçımızı ve gözümüzü anlatırken have got ve has got'ı kullanıyorum. He, she'i hatırlıyor muyuz? He, she ve it özneleriyle arkadaşlar tabii ki has got'ı kullanacağız. Diğer geri kalanlarla da IUBD ile de arkadaşlar neye? Have got'ı kullanacağız. Anlaştık mı? Mary has got curly fair hair and green eyes. Evet, sahip olmak değil mi? Mary'nin kıvırcık,
kumral saçları ve yeşil gözleri var. I have got dark hair. Benim koyu renkli saçlarım var. Note: we use with preposition to give information about someone's height. Peki boydan, weight, yine age için, yaş için, yine hair için, saç için ve yine eye, göz için arkadaşlar with preposition'ını, with edatını kullanabiliyoruz. Arka arkaya bu bilgileri sıralamak istersek. Örneğimize bakalım mı? Clara is tall and thin. Clara uzun boylu ve zayıftır. She has got short wavy hair and hazel eyes. Kısa kıvırcık, sorry, kısa dalgalı saçları ve ela gözleri var. Şimdi ben bunları bir cümlede toplayacağım. Bakın. Clara is tall and thin. Buraya kadar birinci cümlemi yazdım. With short wavy hair and hazel eyes. Aynı anlama geliyor. Diyorum ki Clara kısa dalgalı saçlar ve ela gözler ile uzun boylu ve zayıf bir kızdır. Notumuza bakalım. We use what does he, she look like question to talk about someone's physical appearance. Arkadaşlar bunun üzerinde çok önemli bir şekilde durmamız lazım. Bir kişinin İngilizce'de fiziksel yapısını, dış görünüşünü sorarken diyoruz ki what does she look like? What does he look like? Diyeceğim ki bakın burada bir kız var. Saçları, gözleri. What does your mother look like? Annen nasıl birisi? Annenin dış görünüşü nasıl? Tarif edelim. She is short and fat. Kısa boylu ve şişman. With long, straight, blonde hair. Uzun, düz, sarı saçları ve green eyes, yeşil gözleri var. Evet. What does John look like? Arkadaşlar, John'dan bahsedeyim. Bakın burada da Emma varmış. Emma'yı da, değil mi? Tarif etmiş olsak bu cümleyi onun için de kullanabiliriz diye düşünüyorum. Bakın. He is tall and slim with long curly hair and green eyes. John diye birinden bahsediyorum. Uzun boylu, zayıf, uzun ve kıvırcık saçları var. Hatta bir de yeşil gözleri var. Aynı şeyi arkadaşlar Emma için de düşünebilir miyiz? Evet, düşünebiliriz. Bakın tarifimizi yaptık. Read the dialogues. Evet, Jason'a bakalım. Nasıl birisi? Jason'ın dış görünüşü tabii ki, değil mi? What does Jason look like? Arkadaşlar, look like dediğimde Jason'ın dış görünüşünü soruyorum. Diyorum ki, he is thin, zayıf, and of medium height. Ve orta boylu. Jason'a bir bakın bakalım. Evet. He has got short ginger hair and brown eyes. Resimde çok belki belli olmuyor ama. Evet. Kısa kızıl saçları var. Ve kahverengi gözleri var Jason'ın. Hemen ne yaptık? Describe yaptık değil mi arkadaşlar? Tasvir yaptık. Neydi fiilimiz? Describe. Tasvir etmek, tanıtmak anlamına geliyor. What does Mike look like? Evet, bir bakalım Mike'ın tipi nasılmış arkadaşlar, görünüşü. He is tall, uzun boylu and well built. Evet, ne demiştik? Bakın kaslarını görüyor musunuz Mike'ın? Arkadaşlar, ne demiş? Spor yapmış diyor arkadaşımız. Doğru, spor yapmış Mike. Dolayısıyla nasıl olmasını bekliyorum Mike'ın? Well built. Yani bakın kaslı olmasını bekliyorum, değil mi? With short brown hair, kısa kahverengi saçlar and green eyes. Ve yeşil gözler. Ne yaptım arkadaşlar? Mike'ı describe ettim, tanıttım. Well built'ı tekrar sizin için
altını tekrar tekrar çiziyorum. Kaslı, yapılı. Zaten genelde sporcular arkadaşlar. Well-willed oluyorlar. Evet. Hadi bakalım. Etkinliğimize birlikte başlayalım arkadaşlar. Görsellerimiz var ve hemen arkadaşlar kelimelerimiz var, sıfatlarımız var. Bir bakalım hangi resimde ne anlatıyor? Birlikte yapalım arkadaşlar. Bazılarını size sorayım isterseniz, değil mi? Olabilir mi? Olabilir. Arkadaşlar bir ile başlayalım. Bir numaralı resimde bu beyefendinin neresini görüyorum ben? Evet, var mı görenler? Söyleyebilirler bana, yazabilirler. Değil mi? Bıyıklarını görüyoruz değil mi arkadaşlar? Bakın. Evet, neydi bıyık? Bana isterseniz harfini söyleyebilirsiniz. A, B, C, D, E, F, G. Hemen birisi yazsın bakalım. Bekliyorum. Ben yazayım mı birinciyi? Hadi ben yazayım bir numarayı arkadaşlar. Mustache. Evet. Arkadaşlar, D'yi hemen karalıyorum. Ve first one is D. Bir numaralı resimde mustache, bıyık resmini görüyorum arkadaşlar. Evet, ikinciye bakalım birlikte isterseniz. Evet, slim cevabı gelmiş arkadaşlar. Kesinlikle doğru. İki numara için A diyoruz. Neydi? Zayıf. İstersek bu arkadaşımız için thin de diyebiliriz değil mi arkadaşlar? Evet, doğru cevaplar gelmeye devam ediyor. Üç numara için soruyorum arkadaşlar. Hemen bakın. Ben size Türkçesini söyleyeyim mi? Handsome. İngilizcesini söyledim. Yakışıklı. Değil mi arkadaşlar? Nerede? F. Yazıyorum. Dört numaraya bakalım arkadaşlar. Dört numaralı da bakın kıvırcık hem de sarışın saçları değil mi? Evet. Buradaki hanımefendinin saçları hem kıvırcık hem de sarışın. O zaman cevaplarınızı bekliyorum. Arkadaşlar B diyelim mi? Bakın. Curly, blonde, hair. Hem sarışın hem de kıvırcık. Devam edelim arkadaşlar. 5 numarayla bakalım. Ok işareti nerede? Ok işareti beyefendinin sakallarını gösteriyor arkadaşlar. Neydi? Var mı hatırlayan? Yazabilirsiniz isterseniz bana. Evet, bekliyorum cevaplarınızı. Evet, beard'tı değil mi arkadaşlar sakal? O zaman C yazabilir miyim? Yazarım. 5 numara için. Evet. 6-1. 6 numaraya bakalım. Bakın ne demiştik? Kaslı, yapılı. Öyle değil mi? Bakın buradaki beyefendi gayet kaslı. Kelimeyi hatırlıyor muyuz arkadaşlar? Evet. Diyoruz ki well-willed. Kaslı, yapılı anlamında arkadaşlar. Well-willed'ı kullanıyoruz. Hemen 7'ye bakalım. Evet. Biz hanımefendilere genelde çirkin demek istemiyoruz ama burada çirkin kelimesini kullanacağız arkadaşlar. H, ugly. 7. sorumuz için H diyoruz arkadaşlar. Ve evet 8 numarada kızıl saçlı bir hanımefendi görüyorum. Hemen bakalım. Neydi arkadaşlar? Ginger hair. G. Ve 9 numarada yaşlanmış bir hanımefendi var, öyle değil mi arkadaşlar? Onun için ben ne kullanacağım? Tabii ki kır saçlı. Bakın gray hair. J diyorum arkadaşlar. 9 numara için. Kır saçlı yani beyaz saçlı anlamında. Kır saçlı anlamında kullandım arkadaşlar gray hair'ı. Ve 10 numaraya bakalım arkadaşlar. Hemen bizim klasik at kuyruğumuz, öyle değil mi? Hemen bakalım. İyi de arkadaşlar, ponytail, at kuyruğu diyoruz. 11'e geldik. Saçları dökülmüş, kel kalmış bir beyefendi görüyorum. 11 için arkadaşlar, bald. Evet, iyi yazdım.
Ve son olarak yine bakın ilk defa geçti. 12 için arkadaşlar. L yani freckles. Arkadaşlar freckles'ın kelime anlamı çil. Anlaştık mı? Freckles neymiş? Çil. Mesela ben de yine freckles sahibi bir insanım. I have got freckles. Benim de mesela çillerim var. Kameraya baktığınızda büyük ihtimalle siz de beni görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Bir sonrakiyle devam edelim. Bu arada anlamadığınız var mı? Ya da hocam ben şu kelimenin anlamını hani tekrar eder misiniz dediğiniz yazabilirsiniz belki bana. Zaten burada sıralamışsınız cevaplarınızı. Aferin size. Birçoğunuzun cevapları da zaten doğru arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Etkinliğimizi birlikte tamamlamış olduk arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Ha, arkadaşımız diyor ki hocam en başa gelecektiniz. Şimdi en başa gelelim arkadaşlarımızın. Hemen not almak istiyorlardı. En başa derken kelime bölümünü kastediyorsunuz değil mi çocuklar? Ben öyle anladım. Kelime bölümüne birlikte bakalım. Şöyle ben isterseniz sırayla yine tekrarlamış olayım bunları. En başta content'imize bakmıştık. Bakın kelime listemizi not alabilirsiniz arkadaşlar. Ne yapacağız? Önümüzdeki hafta sevgili öğrencilerim kelimeleri etkileşerek böyle aralardan seçerek tabii hepsini sormamız mümkün değil. Vaktimiz kısıtlı olduğu için sizlere ben sorular yönelteceğim. İsterseniz direkt isminize de yöneltebilirim soruları eğer sizin için bir sakıncası yoksa. Dediğim gibi burası aynı sınıftaki gibi bir ders ortamı. Acaba yanlış cevaplar mıyım şeklinde sıkılmanıza, çekinmenize kesinlikle gerek yok. Tabii ki özetten yazabilirsiniz sevgili arkadaşım Nur. Özetten de yazabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Yine ben şöyle ikinci kelime listemi de sizlere gösteriyorum. Not alamayan arkadaşlarım, kaçıran arkadaşlarım için. Evet arkadaşlar dediğim gibi ders ortamındayız. Yanlış mı söyledim diye çekinmenize hiç gerek yok. Benim buradaki amacım tabii ki sizlere bu konuyu güzelce öğretmek. Birinci üniteyle başladık. Sene sonu geldiğinde 10. üniteyi tamamladığımızda hep birlikte diyeceğiz ki evet güzel bir yıl geçirdik. Eksik hiçbir şeyimiz kalmadı. Hem okulu çok güzel bir şekilde takip ettik. Hem akademi dünyası uzaktan eğitimi çok güzel bir şekilde takip ettik arkadaşlar. İçimiz rahat bir şekilde ne olacak? Sene sonunda 8. sınıfa geçmiş olacaksınız. Arkadaşlar dersimizin burada sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum sizlere. Kelimelerimizi yeniden açtım. Alamayan arkadaşlarımızın not alabilmesi için. Evet arkadaşlar. Bir dahaki ders videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.